Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda erik pestili yapacağız. Sizlerle birlikte ben 1-2 yıldır yapıyorum bunu. Yani bu yılın dışında daha öncesinde denedim. Artık bir videosunu çekmeye karar verdim. Oldukça beğendiğim ve severek tükettiğimiz bir pestil diyebilirim. Zaten mürdüm eriği bazen de yumuşadığı için açıkçası e, baktık yumuşadı yiyemiyoruz onu hemen böyle pestil haline de getirebiliriz meyve suyunun dışında e, meyve suyu da yapabiliyoruz tabii ki arkadaşlar e, sizlere şöyle tariften bahsedeyim açıklama bölümüne de yine e, ne kadar kullanacağınızı yazabilirim benim bu tarifte kullandığım erikler oldukça yumuşaktı biraz suyu fazla oldu e, dolayısıyla hem biraz geç kurudu e, hem de şöyle biraz daha fazla kaynatmam gerekti. Ona dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, yani hani bunu ben kontrol edebildiğim birkaç kez yapabildiğim için önemsemedim ama ilk kez yapacaklar için söylüyorum. Sert erik kullanalım. Ee, eğer yumuşak erik kullanacaksak hiç su ilave etmeyelim. Şimdi ben 4 kilogram erikle yaptım. Bu tarifi burada yaptıklarım 4 kilogram ee, erik ve üzerine e, Yarım su bardağı kadar su ekledim fakat benim çok fazla sulandı söylediğim gibi. Eğer 4 su bardağı, şey 4 kilogram erikten yapacaksanız, eriğiniz yumuşaksa e, su eklemeyebilirsiniz bile veya işte yarım bardak kadar su ekleyebilirsiniz benimki gibi. Eğer eriğiniz yumuşak değil, normal sert erik halindeyken bu işlemi yapacaksanız o zaman 4 kilogram için bir su bardağına yakın hatta bir su bardağını geçecek kadar da diyebilirim su eklemenizi öneriyorum. Bu ilk etapta şunu yapıyoruz. Suyu ekliyoruz birazcık tencerenin ağzını kapatıyoruz. Erikler tamamen yumuşayana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Zaten kendi de suyunu salıyor gördüğünüz gibi. Sonrasında bir böyle süzekten geçirerek tamamen püresini elde ediyoruz. Ondan sonrasında tekrardan kaynattığımız tencereyi yıkamayalım. Boşuna işçilik olmasın. O tencereyi tekrardan alıyoruz. Bu işlemi yaparken size hızlandırmış olarak gösterdim. Tabii ki biraz zaman alacak. Onun dışında pestinin yumuşak olmasını istediğimiz için arkadaşlar nişasta kullanacağız. Nişastayı kullanıp kullanmamak size kalmış. Kesinlikle burası bir yorum. Ama yumuşak oluyor. Bu denendi. Daha öncesinde çok da memnun kalınan bir tarif olduğu için. 4 kilogram için söylüyorum. 4 yemek kaşığı nişasta kullandım. Ve yarım su bardağı su ekliyorum. Söylediğim gibi benim ee, pürem şu an birazcık kıvamı e, şey hani sulu diyebileceğim bir kıvamda olduğu için yarım su bardağı kullandım. Baktınız püreniz biraz daha koyu oldu çünkü eriğin o yumuşaklık miktarına göre değişecektir özellikle belirtiyorum bunu. Baktınız püreniz biraz daha koyu o zaman bunu yarım su bardağı değil de bir su bardağına çıkarabilirsiniz. Sonrasında nişastamızı bu şekilde küçük bir çırpıcıyla karıştırıyoruz. Tamamen nişastanın çözülmesini istiyoruz içerisinde böyle pütür pütür kalmasın diye. Şimdi gördüğünüz gibi böyle rengi daha açık bir kırmızı arkadaşlar dikkat ederseniz. Bir de üzerine böyle beyaz bir renk kattık. Şimdi renk biraz daha açılacaktır diye düşünüyorum ki şöyle karıştırdıkça sizler de görüyorsunuz. Nişastalı karışımı bu püremizin üzerine döktükten sonra tekrardan ocağı açalım altını da açalım ama böyle karıştıra karıştıra hani ee, dibi tutmasın diye söylüyorum tekrardan kaynamasını sağlayalım kaynadıktan bir süre sonra yani bir yaklaşık 3-4 dakika veya 5 dakika yani 10 dakikayı bulmasın. Bu biraz artık göz kararınızla oluşacak bir şeydir arkadaşlar. O kadar süre kaynatalım. Yine yoğun bir kıvama alsın o nişastalı suyu kattığımız için içerisinde e, sulu bir kıvam kalmasın diye yeniden koyulaşsın. Sonrasında içine isterseniz ceviz ekleyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi isterseniz hiçbir şey eklemezsiniz. Pestilinizi tamamen boş yapıp e, yerken lezzetlendirebilirsiniz. Veya içerisine işte Fındık, fıstık gibi istediğiniz herhangi bir şey. Bu artık tamamen göreceli bir kavram. Bunu bu aşamada dökerseniz sıcakken iyice özleşecektir. Cevizin tadı pestile geçecektir. Bu benim tercihim tabii söylediğim gibi. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Çok daha hem lezzetli olduğunu düşünüyorum. Hem de yerken daha pratik. Hani içerisine tekrardan cevizi kır. Çünkü pestili yerken klasik yaptığımız şeylerden bir tanesidir cevizi kırmakla uğraşmıyoruz. Arkadaşlar şimdi fırın tepsimize evde ne kadar tepsiniz varsa çıkarın onu söyleyeyim. 4 kilogram için ben e, bayağı bir tepsi kullandım. Tabi tepsilerinizin büyüklüğüne göre değişecektir. E, o yüzden böyle bir 7-8 tepsinizin olması lazım veya bu kadar tepsim yok veya daha büyük tepsim var ben daha fazlasını yaparım derseniz bu size kalmış evdeki ekipmanlarınıza göre. Şimdi burada gördüğünüz gibi yağlı kağıt önemli onu belirteyim. Üzerine döktüğümüz yerden kaldırabilmek sonrasında kuruduğu zaman çok daha zor hale geliyor. O yüzden fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıdı seriyoruz. Yağlı kağıda hiç acımıyoruz bu sefer çünkü oldukça pratik oluyor. O yüzden hani yağlı kağıdımızı burada kullanalım bu sefer hiç gözün yaşına bakmayalım diyorsunuz çok güzel bir şekilde altından çıkıyor. Ama güzelce kuruttuktan sonra diye belirtelim. Gördüğünüz gibi bir yandan tepsilere ekliyorum. Mümkün mertebe ince bir tabaka olacak şekilde olsun ki hem çabuk kurusun hem de sardığımızda çok kalın olmasın. Ee, ki zaten kalın dökersek arkadaşlar e, yani kuruması da fazla zaman alacaktır. Hem de bunun için güneşi çok daha fazla görmesi gerekir. Evde kuruması biraz daha zor olduğu için mümkünse güneş gören bir yerde hatta balkonda kurutmanız çok daha iyi olacaktır evin içerisinde Güneş görmeyen yerde biraz zor bunu da püre yaparken aradan kabuk kaçırmışız onu da belirtelim ve ben şöyle e, üzerini düzeltirken onu gördüm ve aldım şöyle gördüğünüz gibi bu tepsiyi de incecik yaymaya çalıştım yine gözünüze takılan bir yer olursa onu Sizler düzeltirsiniz Zaten benimkiler de kusursuz olmuş gibi durmuyorlar. Çünkü yuvarlak tepsi, kare tepsi hepsinde denedim. Gördüğünüz gibi artık kurudu arkadaşlar. Üzerinden 2 gün geçti benimkinde. Bu bulunduğunuz ortama göre değişecektir. Bu şekilde şeritler halinde kestim. Yuvarlak tepsinin şekli güzel olmuyor. Onu da belirteyim. Mümkünse kare ve dikdörtgen tepsi kullanın. Ben de artık e, o kadar ekipman vardı, sonunda yuvarlak tepsilere dönmek durumunda kaldım. Böyle gördüğünüz gibi yağlı kağıttan, hani derler ya tereyağından kıl çeker gibi tek seferde ayrıldı ve e, yani çok güzel bir şekilde çıkarmış olduk. Diğer türlü yani tepsinin üzerinden almamız çok zor olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde sarabilirsiniz isterseniz hani derlerle muska şeklinde diye muska şeklinde de yapabilirsiniz o şekilde yapanlar da var e veya direkt pestilinize hiçbir şey yapmayın bütün yağlı kağıttan kaldırın kare katlayın kaldırın istediğiniz zaman istediğiniz boyutta kesip yiyebilirsiniz bu sizlere kalmış cevizli dışında bir de ben sade pestil yaptım yine içerisine farklı şekilde doldurmak isteyenler olursa diye ev halkından Arkadaşlar sizler için umarım faydalı olmuştur. Ben çok beğendim. Bu tarifi çok da lezzetli tüketiyoruz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.